إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيز kardeşlerim kıymetli müminler Allah'ın rahmeti selameti, bereketi üzerinize olsun. Bizleri bu mübarek cuma gününde, bu mübarek mekanda, beytinde misafir eden, evinde misafir eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Sağlıkla, sıhhatla, afiyetle bu cumaya kavuşturan ve cumanın ecrine nail eden Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Allah-u Teala Peygamber-i Zişan'ı gönderdiği zaman ilk hutbeyi Medine yakınlarında Ranuna Vadisi'nde ilk cumayı kıldırmıştı. O günden bugüne biliyoruz ki bu giydiğimiz cübbe Resulullah'ın cübbesi, üzerinde hutbe verdiğimiz minber Resulullah'ın minberi, mihrabında durup namaz kıldırdığımız yer ise Resulullah'ın mihrabıdır. Burada ancak ve ancak Allah'ın ve Resulü'nün emir ve yasakları geçerli olur kardeşlerim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet mal ile, İbadet can ile, beden ile yani. İbadet hem mal hem beden ile yapılır. İbadet dil ile yapılır. İbadetin çeşitleri vardır. Namaz beden ile yapılan bir ibadettir. Oruç beden ile yapılan bir ibadettir. Zekat mal ile yapılan bir ibadettir. Sadaka mal ile yapılan bir ibadettir. Cihat hem mal hem beden ile yapılan ibadettir. Yine cihat kalp ile yapılan bir ibadettir. Yine cihat din ile yapılan bir ibadettir. Kardeşlerim, Resulullah döneminde cihadı kılıç ile yapıyorlardı. Sahabeler emsarlara dağılırken Allah Resulü'nden aldıkları vahyi aynen yerine ulaştırmak için dilleriyle cihad ediyorlardı. Savaş meydanlarında oklarla, kılıçlarla, savaş aletleriyle cihad ediyorlardı. Bugün cihadımız ya nefsimizle olacaktır ya da dilimiz ile olacaktır. Allah'ın dinine davet etmekten daha büyük bir cihad, daha büyük bir davet yoktur. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَعَمِلَ صَالِحًا Allah'a ve Resulüne davet edenden daha büyük davetlik davetçi kim olabilir diyor. Niceleri geldi bugüne kadar. Niceleri geçti bugüne kadar. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ayeti gereği. Bizim büyüklerimiz, önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sonra sahabe-i kiram, sonra tabi'in, etba'u tabi'in, günümüze kadar, bildiğimiz dedelerimizden bugüne kadar, babalarımıza kadar, hepsini tek tek rahmeti rahmana teslim ettik. İnşallah rahmeti rahmana teslim etmişiz.
hayat sayfamız bembeyaz ise, üzerinde Allah'ın mücadelesi var ise, Kur'an ve sünnet uğruna bedel ödeme var ise, bembeyaz bir şekilde Rabbi rahmeti rahmana teslim etmişiz ve yarın sağ tarafımızdan alacağız. Eğer bu uğurda vermemişsek de, çaba göstermemişsek, Allah'ın ibadetlerine dikkat etmemiş, haram ve helaline dikkat etmemiş, Allah'ın sevin dediklerini sevmemişsek, onlarla beraber olmamışsak da heyhat heyhat eyvah halimize. O gün temenni edecekler dönmek için ama o günün dönüşü hiçbir zaman olmayacaktır. Bunun için okuduğum Kur'an-ı Kerim'deki ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدَ اللّٰهَ عَلَيْهِ Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular onlar. Onlar Rablerine hangi sözü verdilerse o sözde durdular. Hiçbir zaman değişmediler. Zalimin zulmüne boyun eğmediler. Hakkı anlattılar. Zalimin karşısında hakkı haykırmanın, mazlumu savunmanın, haklının hakkı savunmanın en büyük cihad olduğunu bizlere öğrettiler. Ve onlar bizden önce gittiler. Bizim önümüzde çığırlar açarak gittiler. İşte onlar Rablerinle olan ahitlerini hiç bozmadılar. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ İşte onlar Allah yolunda cihad edenler, Allah yolunda çığır açanların, Allah ile anlaşmalarını bozmayanlar bir kısmı gitti, sözlerinde durarak gittiler. Bir kısmı da sırasını bekliyor. Rabbim bizleri de cümlemizi de sırasını bekleyenlerden eylesin. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Onlar Yahudi ve Hristiyanlar gibi, sözlerinden dönenler gibi Allah'a verdikleri sözden hiçbir zaman dönmediler kardeşlerim. Rabbim başı dik, bildiğinle amel eden, bildiğini yaşayan, yaşatan kullarından eylesin. Onların yolundan eylesin. Onlarla beraber eylesin. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Rasul emril İslami ve amuduhu as-salah. İslam'ın emrinin, İslam'ın emri yani İslam'ın başı ve İslam'ın direği namazdır. Sonra zirvetu sinamihi el cihadu fi sabilillah diyor. İslam'ın zirvesi ise, en tepe noktası ise Allah yolunda cihattır. Cihat sadece silah sıkmak değildir. Cihat sadece kılıç ile düşmana karşı karşıya çarpışmak değildir. Evet, en büyük cihattır bu. Ama kılıçların çekilmediği, silahların olmadığı, düşmanın karşıda göğüs göğüse seninle çarpışmadığı dönemde hakkı söylemek, hakkı haykırmak, Allah'ın ayetlerini insanlara anlatmak, Resulullah'ın tebliğ ettiklerini tebliğ etmek en büyük cihattır. Sonra dönüp nefsine, ey nefsim bir gün sen de öleceksin, Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğeceksin deyip onu terbiye etmektir kardeşlerim. Rabbim salih insanların yolundan gidenlerden eylesin. Rabbim bizleri hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan, batılı batıl bilip batıldan iştinab edenlerden eylesin. Rabbim doğruyu bilen, öğrenen, yaşayan, sonra ailesinde, çevresinde, gücünün yettiği kadar, dilinin döndüğü kadar, ulaşabildiği kadar anlatan, tebliğ eden, yaşayan ve yaşatanlardan eylesin. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Mihraplarda, minberlerde hutbe okuyup, mihraplarda vaaz eden, camilerde hakkı, hakikati anlatan, mihrapta bizlere namaz kıldıran tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Bu caminin banilerine, aramızda yaşayanlara hayırlı uzun ömürler, geçmişe irtihal etmişlere de Rabbim geçmişlerine ve onlara rahmet eylesin. Zürriyetlerini salih eylesin. Bizleri hak uğruna bir taş bile diken olsa, hak uğruna bir duvarda tuğla bilen olsa, onların ayaklarının tozuna turab eylesin. Bizleri onların yollarından ayırmasın. Allah ve Resulünün emrettiği gibi, istediği gibi yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuri'el kur'anu festemi'u leh وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ